Summer Note yerine ck-editor eklemeyi anlatacağım ben kendi admin panelimde bunu eklemek istediğimde Summer Note bende hata verdi onun yerine ck-editor denediğimde başarılı oldum Peki bunu nasıl yapıyorum Öncelikle Summer Note'da burada easy to install kısmına geldiğimde buradaki simple example kısmında kendi eklemek istediğim sayfada burada bir section açıyorum JavaScript ile alakalı ve burada en üstteki linkleri ekliyorum script kodunu şuradaki title ile body arasındaki buradaki kısmı ekliyorum şu alana daha sonra eklemek istediğimde text araya eklemek istediğim kısım olan detail kısmında da şuradaki script kodunu ekliyorum ve text araya kısmına summer not yazıyorum e, bu şekilde işlemi gerçekleştirmiş oluyordum. Fakat ben bunu denediğimde olmadı. Onun yerine CK Editor kullandım. CK Editor'ı da aynı mantıkla kullanıyorsunuz. Öncelikle bu sayfaya ge geliyoruz. Daha sonra CK Editor 4 yerine ben CK Editor 5 kullandım. Bu da aynı mantıkla çalışıyor zaten. Burada eklemek istediğim sayfada e, şuradaki Section kısmına geldiğimde öncelikle şu skripti ekliyorum. Bunu kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Daha sonra detail kısmına geldiğimde text area kısmını yazıyorum. Bu şekilde aynı şekilde yazıyorum. Daha sonra skripti şu aşağıda gördüğüm bu skripti kopyalıyorum. Ve tam olarak şu alana yapıştırıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken alan eğer burada bize editör veriliyorsa burada da editör olarak değiştirmemiz gerekiyor. Samunot not veriyorsa samunot not şeklinde değiştirmemiz gerekiyor. Ezbere gitmiyoruz. Mantık aynı. Mantığını kavramımız önemli olan. Bu şekilde düzeltmeleri yapıyoruz. Product Add sayfasına bunları ekliyorum. Product Edit sayfasında da yine aynı şekilde. Burada Section kısmına az önce kopyaladığımız yeri kopyalıyoruz. Detail kısmına geldiğimiz zaman Yine aynı şekilde buradaki script'i ekliyoruz. Az önce kopyaladığımız script'i ekliyoruz. ID editor şeklinde yazılıyor ve buradaki data detail kısmını da eklemeyi unutmuyoruz. Product edit blade de aynı şekilde olacak. Edit blade de aynı şekilde olacak. Bu şekilde yaptığımız zaman buradaki CK editor kısmının geldiğini görüyoruz.